16. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin Habsburglarla giriştiği mücadeleler uzun sürmüş ve bu mücadelelerde Osmanlı Devleti bütün gücünü kullanamamıştır. Habsburg kimdir Habsburglar? Germen Hanedanı Habsburglar. Yani bugünkü Almanya ve Avusturya'yı yöneten bir ailedir. Habsburg ailesi, Habsburg Hanedanı. Hanedan yönetici aile demektir. Tarih boyunca bu Habsburglar Avusturya'yı ve Almanya'yı yönetmişler. Aynı aile. Aynı ailenin farklı çocukları, aynı soyun farklı çocukları bu iki devleti yönetmiş. Avusturya'yı ve Almanya'yı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu olup sonra yıkılana kadar da Avusturya'yı yönetti bu hanedan. Bu durumun Osmanlı Devleti bunlarla mücadelede, yani Avusturya ile ve Almanya ile mücadelede bütün gücünü kullanamamıştır diyor. Bu durumun yaşanmasında hangisi, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 16. yüzyılda, yani 1500'lü yıllarda, yani Kanuni döneminde, Kanuni'nin padişahlığı, yani Osmanlı'nın zirve döneminde, Osmanlı'nın en etkili, en güçlü bir devlet olduğu dönemde bütün gücünü Habsburglarla, Avusturya ve Almanya ile mücadelede kullanamamıştır. Neden olabilir diyor bu durum. Evet, şimdi Osmanlı'nın 16. yüzyılda bir düşmanı var. Osmanlı topraklarına sürekli saldıran, sızan, Osmanlı'yı bir anlamda doğuda sürekli taciz eden, Osmanlı topraklarını tırtıklayan bir düşmanı var Osmanlı'nın doğuda. İran, yani Safeviler. 16. yüzyılda doğuda Safeviler Osmanlı'nın düşmanı. Bu yüzden Osmanlı iki tarafta birden etkili bir şekilde savaşamıyor. Yani hem batıda Habsburglar, Avusturya ve Almanya, batıda Osmanlı'nın düşmanı. Doğuda da Safeviler, yani İran, Osmanlı'nın düşmanı. Bu yüzden Osmanlı Devleti ikisine birden etkili bir şekilde yüklenemiyor. Yani bu durumda cevap Safeviler olur. B şıkkı olur.